Efendim, Yavuz Hoca'ya teşekkür ettik. Bu arada yönetmenim beni uyarıyor. Bir son dakika bilgisi var. Onu hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Oğuzcan Obuz, Ankara'ya gideceğiz. Bu gelişmeyle ilgili bilgileri Oğuzcan'dan alacağız. Oğuzcan, biz daha önce bu haberi vermiştik ama sanırım son yeni bilgiler var. Üzücü bilgiler var açıkçası. Yönetmenim de beni bir yandan uyarıyor. Nedir bu bilgiler? Senden şöyle detaylı bir şekilde dinleyeyim mi? Evet, sabah saatlerinde yaşanan patlamayla alakalı aslında biz de birçok araştırma yapıyorduk. Özellikle edindiğimiz bilgiler çerçevesinde patlamanın gerçekleştiği o atölyenin içerisinde 5 kişi bulunuyordu. Ve son olarak da Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama geldi. Bu patlamaya göre patlamayla alakalı ve patlamanın neticesinde Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında 5 işçimiz şehit olmuştur ifadeleri kullanıldı. Ve 5 işçinin şehit olması kapsamında bu patlamayla alakalı da olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Bu patlama sabah saatlerinde yaşanmıştı. Sabahın erken saatlerinde oldu. Özellikle patlamanın boyutunu şöyle aktarabilirim. Fabrikanın etrafındaki o elma dağın içerisindeki bazı işletmelerin camları kırılmıştı. Gerek patlamadan sonra fırlayan herhangi bir parçayla veya patlamanın etkisiyle yine de elma dağın çevresinde de bu patlamanın hissedildiğini söyleyelim. Patlamanın hemen ardından bir yangın oluşmadı. Yanma faaliyeti olmadı. Bu aslında olayın daha da büyümesini engelledi diyebiliriz. Fakat patlamanın olduğu o atölyenin içerisinde edindiğimiz bilgiler çerçevesinde 5 kişi vardı. Ve Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında da 5 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Özellikle patlamanın hemen akabinde fabrikanın üzerinde yoğun duman yükseldi. Güvenlik alarmları çalınmaya başlandı. Bunun nedeni aslında o atölyeden diğer atölyelere herhangi bir tehlikeli bir sıçramanın olmaması içindi ve diğer taraflarda, fabrikanın diğer bölgelerinde de güvenlik önlemleri sağlanmış oldu. Patlamanın hemen akabinde sadece MKE'nin itfaiyeleri değil, aynı zamanda Ankara itfaiyesinden de destek istendi. Birçok itfaiye ve ambulans içeriye girdi. Fabrikanın içerisindeki o patlamanın olduğu yerde çalışmalarına başladı. Yaralıların olduğu ifade edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Fakat bu konuda henüz hastaneye kaldırılan yaralılar kapsamında bir açıklama gelmedi. Fakat son güncel açıklamayı bir kez daha tekrar edelim. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada MKE roket ve patlayıcı fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir ve patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır ifadeleri kullandı. Büyük bir korku var bu arada Elma Dağı'nın içerisinde. Hı. Özellikle fabrikada çalışan işçilerin aileleri de fabrikaların önüne geldi ve merakla aslında bekleyişlerini sürdürüyorlar. İçeriden olumsuz bir haber gelmemesi için. Çünkü sadece o atölye değil, diğer atölyelerde çalışan işçilerin aileleri de yine burada mevcut. Onlar da kendi çalışanları, kendi akrabaları için sevindirici haberi bekliyor. Fakat son güncel açıklamada 5 işçimiz şehit olmuştur ifadeleri kullanıldı. Oğuzcan Obuz, çok teşekkür ediyoruz.